Gelin yavrularım, gelin bakalım çocukları. Al benim bir tane. Yavrularım, dayınızın size çok selam var. Almanya'dan aradı. Anne bir şey soracağım. Ha? Dayımla senin aranda kaç yaş fark var? Vallahi ben 9 diyorum, o 11 diyor. Saçma. Güzel anlamadım ama olsun. Boş ver, her şeyi karıştırma sen. Kızım, ne yaptın bugün okulda? Bugün size çok güzel bir haberim var anne. Söyle. Bizim etüt sınıfını il genelinde yapılan sınavda birinci oldum. Ah benim güzel yavrum. Gurur duyuyorum seninle. İbrahim. Sen ne yaptın çocuğu? İyi be anne, sen ne yaptın? Onu sormuyorum yavrum. Sen de Naime ile aynı etüt sınıfına gidiyorsun ya yavrum. O sınavda ne yaptın yavrum? Etüt? Heh. Etüt? Ben de diyorum o tanımadığım kadınlar, adamlar tahtanın önünde niye bana sürekli bir şey anlatıyor, anladın mı diye bakıyor. Bugün babanızla neyi konuşacağım? Düşündüm, düşündüm, karar verdim. Bundan böyle sen de Naime gibi özel okula gideceksin yavrum. Ne okulu ya? Okul bitmedi mi? Orta son demiştiniz. Yavrum, o ortaokulun son sınıfıydı. Eğitim hayatın yeni başlıyor. Nasıl? Ne kadar okuyacağım daha? Ne kadar? Bir yıl daha mı? Bir aman Allah'ım. Oh, no, no. Of. Aha, baba, hoş geldin Feridun. Nader Hanım, aman, aman, kurban oldum kızım. Bir tanecik kızım, ben sana kurban olurum. Sen evde miydin Arpa? Ah, ah, ah. Oy, kurban oldum. Hoş geldin babam. Hoş buldum. Sana da selam vereceğim de boşa nefes bey bu. O zaman selam verme, harçlık ver Feridun. Lan bütün çözümlerin masraf be. Babacığım, ben de bugün masraf demişken Avrupa Birliği katkı bursu kazandım. Allah'ım, bu kulaklar neler duyuyor, gurur duyuyor. Ay kurban olurum ben sana, görüyor musun yeter. Ya. Sıradan kimsenin umurunda olmayan bir çarşamba günü gidiyor ve katkı bursuyla eve geliyor. Aslan kızım benim be. Ben de dondurmadan bedava çubuk kazandım. Çubuk mu kazandın dondurmadan? Ya. Benim artık şu zekaya verilecek hiçbir cevabım yok ya. Feridun, haksızlık ediyorsun ama. Çocuk şaka yapıyor, seviyor böyle şeyleri. Feridun, Allah aşkına sen de şimdi tam olarak babalık yapmadın yani. Nasıl yapmadım? Yapmadın. Ya ben buna bebeklik zamanında bildiğim bütün masalları anlattım bir baba olarak. Ben daha ne yapayım? Hayır ya. Feridun, Allah aşkına. Anlattık, her masalı anlattım. Bırak Allah aşkına ya. Hangi masalı anlattın? Bırak Allah aşkına ya. Ya sen... Oğlum ben sana Hansel ile Gretel'in hikayesini anlatmadım. Hatırlamadım. Hiç şaşırmadım. O zaman bir daha anlatayım, hatırlayalım. Çok da geç kalmış sayılmayız. Anlat baba, anlat. Anlaması anlatıyor. Hansel ile Gretel. Hansel ile Gretel çok uzak bir ülkede yaşayan bir abi kardeş. Gretel benim böyle Naime'm gibi tatlı, sevimli, al yanaklı prenses gibi bir kız. Hansel de bunun gibi öküzüm tırak bir canlı. Garip kureba, kimsenin muhatap olmak istemediği biri. Hansel ile Gretel abi kardeş bir gün ormanda gidiyorlar. Giderlerken birdenbire bir ev görüyorlar. Ana, eve bir bakıyorlar, ev bir garip. Lokum şekerinden, akide şekerinden, böyle dış mantolaması falan çikolatayla yapılmış. Harika bir ev. Gretel akıllı bir kız olduğu için diyor ki, abi burada böyle bir ev olması mümkün değil diyor. Biz ya yediğimiz bir şeyden zehirlendik, bizim kafamız güzel oldu, halüsinasyon görüyoruz diyor. Veyahut diyor, orman bize bir oyun ediyor diyor. Burada bir ev olamaz. Hansel nerede? Yok. Gitmiş evi yemeye başlamış. Temelinden dişliyor. Dakır 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 dakır. Gretel yapma abi, çekiyor, bırakıyor, çekiyor, bırakıyor. Abi yapma derken, anam ev cadınınmış ya. Cadı camı açıyor, bunların ikisini de bir alıyor mu? İkisini birden yiyor mu? Kalan etleri de böyle 250 gramlık alüminyum folyolara şey yapıp dolaba koyuyor. Kışın yerim diye. Mantıya, şuna, buna, lahmacuna, kıymalı yumurtaya, ona falan verip bütün ikisini de yediriyor. Demem o ki, daha bir daha benim pantolonumdan para çal, bak nasıl keseceğim seni. Hırsız! Feridun! Ama Feridun! Allah aşkına ya! Böyle masal mı olur? Hay bir baba bir çocuğuna bir masal anlattığında içinden bir mesaj veriyor. Sen çocuklarımı travmaya sokacaksın, yapma. Efendim, Giray Altınok bizlerle kocaman bir artıştır. Hoş geldin. Merhaba. Çok güzelmiş masal. Beklediğimiz gibi bitmedi ama. Felakete sürüklendi masal. Buyurun. Biri geldi. Buyurun, buyurun. Ya sen haklısın, bu çocuğun gelişimde benim payım olabilir. Düşününce... Hay Feridun. Neler yaşattın bize böyle bir adam. Sen bu Hansel ile Gretel'den ne anladın kızım?
aç gözlülüğün kötü bir şey olduğunu baba. Dram olsa buna çarpar. Buna niye çarpmıyor işte bak. Feridun'cum, çünkü bu çocukların ikisinin de ayrı mizacı var. Farklı çocuklar. Ondan olabilir mi acaba? Benim yavrum çok hassas bir çocuk. Ve işte Feridun. Konu şimdi buraya geliyor ki... bundan böyle... ben İbrahim'in de Naime gibi özel okula gitmesini istiyorum. Hayır, hiç banka öyle demiyor ama. İbrahim okumasın bundan sonra diyor kızım. Paramız yetmez buna okutmaya bizim. Hayır, hayır, hayır. Okuyacak Feridun. Benim çocuğum da Naime gibi özel okulda okuyacak Feridun. Ne yap, ne et, okutacaksın. Kızım okutamayız, mümkün değil. Ben bunu özel okulda falan hayatta okutamam ya. Olur mu öyle saçma şey ya? Allah Allah. Kredi çekersin Feridun. He, kredi çekeyim buna. Oldu. Ben o parayı buraya getireyim, yakalım. Ailecek ateşinde ısınalım. Daha faydalı olur o para. İbrahim ne olacak peki Feridun? Ben sana ne olacağını söyleyeyim. Biz bunu aşağıdaki liseye yazdırırız. Lisenin 15. yılında falan TSK buna el koyar. Alır askere gelir. Bu zaten ilk eğitimde kendi bacağına sıkar. Çürüye ayırırlar bunu, tamam mı? Bu da eve gelir. Zaten ben oraya emekli maaşı almış olurum. Benim emekli maaşına oturur bu kanepede 20 yıl boyunca çöker. Gınam gınam yer. Biz hepimiz vallahi sokakta kalırız. Oley! Ulan bir şeyde bir kere doğru tepki verdiğini göre. Bir de buna kredi çekiyorsun. Hadi canım yasın. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Vallahi haksızlık ediyorsun ya benim kardeşime. Mesela ben size bir Einstein'dan örnek vereyim. Einstein, baba. Burada mı? Baba, Einstein mesela okulda şeymiş. Biraz dersleri kötüymüş. Ve saçma diyorlarmış bunun fikirlerine ve hayallerine. Ama sonra ne oldu Einstein? Hepimiz biliyoruz yani. Çok önemli biri şu an. Ya kızım. Einstein'ın bilgeliğe ulaşan serüveniyle okuldan eve ulaşamayan abinin serüvenini sen nasıl bir tutun? Ya ben Einstein'la İbrahim aynı cümlenin içinde kullanmayalım onu. Kullanmayalım. Ana, kullanım. Kullanamadım, aynı cümlede kullanamıyorum. Feridun, vallahi abartıyorsun ama ya. İki çocuğumuz da eşit bizim için. Ayırma çocukları. Değil ya. Nasıl değil? Vallahi ya? Değil, billahi değil. Aa. Yemin ediyorum değil ya. Bak yeter. Ne? Bunların ikisi de senden çıktığı için sen olayın çok içindesin. Ben objektif bir göz olarak ha böyle bir adım geriye atıyorum, dışarıdan bakıyorum. Ben büyük resmi görüyorum ya. Vallahi değil, billahi değil ya. Saçmalama. Babam sinirlendi yine, keli parladı. Oğlum ben senin yüzünden kel kaldım lan. Bana bak. Kafaya bak, kafaya. Herkes buradan kel olur, ben buradan kel oldum. Niye biliyor musun? Ben internetten araştırdım. Şu bölge babalık duygusunun olduğu bölümmüş. Sen biliyor musun? Nasıl? Bunun yüzünden benim burada tüy müy saç hiçbir şey kalmadı. Allah'tan Naime vardı, burasını tutabildik. Allah aşkına ya. Benim kardeşimde de bir cevher var. Çok belli. Ya kızım bir dur ya. Ya savaş değil bu. Abin yenilince sen de yenilmiş sayılmıyorsun ya. Saçma sapan konuşma. Ben bak bir baba olarak hakikaten yürekten söylüyorum. Sırf aileden diye bunu sevmek zorunda değilsin. Ya, ben sevmiyorum. Ya Feridun böyle saçma şey olur mu çocuğun yanında? Bak ben ne düşünüyorum? Benim çocuğum değişik bir çocuk. Yani farklı, hassas. Ben inanıyorum iyi bir eğitimle çok çok başarılı olacak. Yani niye bu ihtimali düşünmüyorsun Feridun? İhtimal mi? Evet. Ya yok öyle bir ihtimal ya. Öyle bir ihtimal olsa bile şampiyon bir at dururken ben suçlu beygirine para mı yatıracağım bu saatte? Mücadele etmemiz lazım diyorum Feridun. Böyle vazgeçemezsin çocuklarından ya. Kızım denemedik mi ya? Neyi? Denemedik mi? Neyi denedik Feridun? Sen aldın bu çocuğu ülkenin en danınmış pedagoglarından birine götürdün. Evet. Adam tedavi olarak Allah sabır versin dedi ya. Koskoca doktorası olan harika bir hekim kurşun döktürün yazdı reçeteye. Büyü var bunda. Ya modern tıp bununla baş edemiyor. Ben nasıl baş edeceğim? Hadi ya. Bende büyü var Feridun. Sürekli param bitiyor lan. Aynı illetten bende de var bu, biliyor musun? Ben gerçekten bunu artık katlanamıyorum. Bak ileride bu çocuklar büyüdüğünde Feridun, bu benim yavrum demeyecek mi? Anne siz zamanında beni okutmadınız, Naime'yi verdiniz, o okudu. Ben başarılı olamadım. Reva mı bana diye bağırmayacak. Bu o cümleye kuramaz ki. İbora, reva ne demek? İzmir'de revaniye reva denir. Biz de buna insan diyoruz. Benim başka hiçbir sorum yok. Ama yapamazsın bunu Feridun'cum. Az daha düşün ya. Anneyim ben ya. Vallahi alamam ben bunun vebalini. Alamam ya. Tamam anne ya. Tamam üzülme. Fark etmez. Bana her okul aynı. Vicdan yapmaya gerek yok. Naime gitsin özel okula. O benim güzel yavrum. O benim çiki mankim. Bak görüyor musun yavrumu? Ne kadar ruhu temiz, ne kadar naif bir çocuk. Beni boş verin diyor, kardeşim gitsin okula diyor. Hayır, hayır, hayır. Ben bunu kabul edemem. Hayır, o okul benim kardeşimin de hakkı. O okul ki bilim insanlarıyla, bilim sınıfıyla dolu. Öğretmenleri çok güzel. Öğrencisini misyon edilmiş şahane bir okul. Her yıl TYT ve AYT'de birinciler çıkaran bir okul. Her gün öğle yemeklerinde 5 çeşit yemek çıkaran bir okul. Benim kardeşimin de hakkı var. Her gün 5 çeşit harika yemekler mi? Evet. O okula beni yazdıracaksın Feridun. O okula beni bak
aşkım. Ne yemeden 35 saniye sonra doğdum. O okula ben gitmeyeyim, küçüğüm ben. Anladın mı lan? Beni dur hadi be. Hadi be baba. Hadi baba. Bam bam. Hadi. Bir eğitim... Lütfen. Allah! Allah beni yakaladı. Ne olur? Beni yakaladı. Yapacağım mı lan? Tamam baba. Oo. Bir eğitim kurumuna... Bir eğitim kurumuna lokanta muamelesi yapan bir çocuk için benden 50 bin lira kredi çekmem mi istiyorsunuz? İbo lan. Ha. 1000 lira para vereyim, hiçbir yere gitme. Kabul. Gel. Çabuk. Ya hayır ya, ben kardeşime inanıyorum. Ayrıca ben seni özel olarak çalıştıracağım kardeşim. Söz. Söz baba. Ah, ah benim kalbi güzel kızım. Ah benim kalbi kar tanesi, bembeyaz kızım. Ah sen ne zannediyorsun? Biz bunu hoca tutmadık mı? Ben buna Türkçe hocası tuttum. Matematik hocası tuttum. Kimya hocası tuttum. Fizik hocası tuttum, coğrafya hocası. En son Oğuz'un üflesin diye cami hocası tuttuk buna. Adam dedi ki ben bundan anlamam, bunu doktora götürün dedi. Yani olay şu, dille tıp bunu kendi arasında paslıyor. Kimse sorumluluğu kabul etmek falan istemiyor. Ben niye ediyorum? Ya Feridun! Babam gitti. Haksızlık yapıyorsun. Baba. Bir tanesini hatırla, karnının notum 102 idi benim. Oğlum o senin okul numarandı. Hala notun diyorsun, delirtecek beni. Ya biz bunu sene başında matematik kursuna yazdırdık mı? Yazdırdık. Yazdırdık Feridun. Kurstan önce 100 üzerinden 15 olan notu kurstan sonra 3'e düştü. Ya biri bana izah etsin, bir insan kurs alarak nasıl geriye gidebilir ya? Feridun, şimdi bütün bu anlattıklarının dışında ben çocuğuma güveniyorum. Sonuçta bu benim evladım, doğurduğum bir insan. Ben gerçekten çocuğumun başarılı olacağını düşünüyorum ve bu çocuk... Gün olacak, bizi şaşırtacak. Gün olacak, sizi şaşırtacağım. En çok da seni şaşırtacağım lan Feridun. Oğlum sen konuşmayı sökerek beni çok şaşırttın zaten. Bununla da durmadın. Eğitimine, gelişimine devam ettin. Kendin yürüyebiliyorsun. Elinle de olsa bir yemek yiyebiliyorsun. Okuldan eve kendin geliyorsun, tuvalet eğitimin var. Öyle değil mi? 60 kelimelik bir hafızan var senin ya. Daha ne olacak ya? Ben bunları okuyayım oğlum. Tamam, otur ya. Ya baba, ben eğitim eşitliğine inanıyorum. Ya ben kardeşime bana verilen şansı ona da verilsin istiyorum. Kızım benim 50 bin lira param var. Ben birinizi gönderebilirim, bilmiyorum. Tamam Feridun. Ne? Madem öyle, eşit olsun. Yani sonuçta bir anneyim ben. İçim rahat olmayacak başka türlü. Kura çekelim şimdi burada. Oğlum. Hayır Feridun. Haksız da. Kura da çıktı diye. Sezen Aksu var diye. Ben Banu Alkan albüm mü yapacağım bu yaştan sonra? Yazma lan. Feridun. Yazma. Hayır. Ne biçim örnekler bunlar canım? Yaz oğlum. Yazma. Sen yazmayın. Tamam. Yazıyorum işte. Anladın mı benim dediğimi yap? Feridun. Yazmayın. Yaz çocuğum. Allah gidiyorum ben, yazmayın. Şimdi bak. Yapacağız Feridun. Kura çekelim. Bir tanesini İbrahim, bir tanesini Naime yazdım. Biz tamam mı? Eşitlik olacak. Ve sen çekeceksin. Böylece hiç kimse babaya falan kalmayacak. Feridun. Karıştırıyor lan. Olayı kalan saçında ben yiyeceğim. Hadi. Baba ağzına. Ses be baba. Hadi Feridun. Hadi be Feridun. Hadi be baba. Kurban olduğum Allah'ım, sen bana bu evlat acısını yaşatma. Ne olursun. Allah'ım bir kere, senden bir kere rica ediyorum. Ne olursun ya. Sadece bir kere benim yüzümü güldürmedi ya. Kim? İbrahim yazıyor ya. Ben çıktım. Ama yavrum. Yavrum. Sevin, sevin. Sarıl babanı. Atla sarıl üstüne. Sarıl, coşkuyla sarıl. İbrahim çıktı ya. Haydi. İşte bu. Babacığım. Oh, oley, oley babam. Çok mutluyum. Ama sana kurban olsun Allah'ın belası. Ya Kura'da Barcelona seçmiş. Pendik Spor gibi. Bu nedir ya? Feridun. Artık itiraz et. Tebrik ederim kardeşim. Hak ettin ama sen. Sağ ol bebeğim. Sağ ol. Teşekkür ederim kardeşim. Gel. Annem. Yavrum. Merak etmeyin. Çok çalışacağım. Hepinizi şaşırtacağım. En çok da seni şaşırtacağım lan Feridun. O zaman anne. Hadi beni önce gidelim. Şey kapanmadan. Ne yavrum? Okul kapanmadan gidelim. Kaydolalım. Kapanmıştır. Babam, gitmeyin be. Ha? Biliyorum çünkü burada taşıyor elimi. Yapmayın. Baba. Ha? Gidelim çünkü öğle yemeği bitecek. Yemeğe yetişelim. 5 çeşit. 5. 5 çeşit. Çocukların eğitimi için Feridun. Çok iyi oldu. Çok hayırlı oldu. Allah'ım. Çok şükür. Allah'ım ah Feridun senin eline. Senin elinin ayarına. Allah kahretsin seni Feridun. Ulan şurada aslanlar gibi güzel güzel Naime dur. Ana birine İbrahim, birine İbo yazmış. Bak kafa karıştırıyor. bu bir zeka parıltısı ya. İyi. İnsan içten içe seviniyor ama bu 50 binlik bir sevinç hayatta değil İbo. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de.